Projenin tamamlanması ile birlikte Narinciye sıkma kapasitemiz günlük 350 tondan 1000 tona çıkarıyoruz. Başbakan Üstel, Narinciye'nin yanı sıra çilek, muz, üzüm, tropikal meyveler gibi diğer tarımsal ürünlerin de depolanmasına imkan verecek projeyle ürünlerin kalıntı analizlerinin de en hızlı şekilde yapılabileceğini kaydetti. Ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması için projede bir de laboratuvar bulunacağını belirten Üstel, yani güzel yurtun altın meyvesi Narinciye artık uluslararası standartlara ulaşarak çok yakın bir gelecekte ihracatta rekorlara imza atacak. Altın portakal bu projenin hayat bulmasıyla gerçek altın değerine yeniden kavuşacak diye konuştu. Başbakan Üstel ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yapılan görüşmelerde Türkiye'nin desteğiyle yürütülen pek çok diğer projeyi de ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti. Ulaştırma, sağlık, tarım, sosyal konut, gençlere yönelik projeler, teşvikler, hibeler, krediler, su ve enerji gibi başlıklarla pek çok projemiz şu anda devam ediyor. Özellikle asrın ikinci en büyük projesi olan Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi projesi de son derece önemli. Görüşmede tüm konu başlıklarının ele alındığını, projelerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve halkın hak ettiği hizmete ulaşması için canla başla çalıştıklarını kaydeden Başbakan, Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı olan büyük projelerin, yatırımların ve reformların yıllar boyunca gerçekleşmemesinin en büyük sebebinin istikrar ve iradeden yoksun siyasi dönemler olduğunu vurguladı. Yaşayarak gördük ki bir yerde istikrar yoksa orada gelişim de yoktur, yatırım da yoktur. Bunun halkımız en iyi bilmektedir. Şükürler olsun ki gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem siyasi istikrarın var olduğunu hem de güçlü iradenin bulunduğunu dönemlerden geçiyoruz. Bu istikrarlı dönem içerisinde yaptığımız işbirliği ile yıllardır gerçekleşmeyen pek çok projeye birlikte imza attık ve atacağız. Devam eden projelerimizi de mutlaka tamamlayacağız. Başbakan Üstel, projelerin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililere teşekkür etti. Evet, Başbakan Hüseyin açıklamaları böyleydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da görüşmeye ilişkin yapmış olduğu açıklamayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edildiğini aktararak, son teknolojiyle donatılacak tesisin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre ve iklim dostu şeklinde tasarlandığını söyledi. Projenin güneş enerjisi kullanılarak yeşil dönüşüm içinde örnek bir proje olduğunu dile getiren Yılmaz, mutabakat saptığıyla hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin can damarlarından biri olan narenciye sektörüne verdikleri desteği sürdürecek, hem de narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacaklarını söyledi. Görüşmede Başbakan Üstel ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha vurguladıklarını aktaran Yılmaz, Kıbrıs meselesinde hali hazırda bulunan aşamayı ele alarak gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Yılmaz görüşmede uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına reva gördüğü haksız, hukuksuz, insanlık dışı izolasyona rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması amacıyla yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini anlatarak, bu çerçevede geçen sene imzalanan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin bir kez daha üzerinde durduklarını ifade etti. 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na yönelik çalışmalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile işbirliği halinde aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Yılmaz, tüm bu çalışmalar ve projeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve refahı içindir. Bu doğrultuda hız kesmeden elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz ifadelerine yer verdi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları açılış töreni Lefkoşa Metağan bölgesinde yapıldı sayın seyirciler. Törende konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, afetlere karşı bilinçli olunmasının önemine vurgu yaptı. Ancak bu şekilde doğal afet durumunda zararları en aza indirebiliriz dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise doğal afetler karşısında devlet ve hükümet olarak gerekli yapılanmalar devam ediyor dedi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları açılış töreni Lefkoşa Metağan bölgesinde gerçekleştirildi. Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı. Törende ilk olarak Arama Kurtarma Derneği öğrencileri adına Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden Nergis Gülali konuşma yaptı. Gülali, arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu 6 Şubat 2023 depreminde gördüklerini söyledi. Bu yarışma özgüvenimizi geliştirirken, baskı altında takım işbirliği mücadele etmeyi, psikolojik olarak güçlü kalmayı, acil duruma nasıl müdahale edebileceğimizi ve bizlere nasıl strateji belirleyerek davranmamız gerektiği konularını öğretirken, farklı üniversitelerden gelen birçok öğrencinin aynı amaç uğrunda toplanıp birbirleriyle yarışmasını ve kaynaşmasını amaçlamıştır. Böylelikle bizlerin almış olduğumuz eğitimler sayesinde olası herhangi bir doğal afete karşı hazır olmamızda önemli bir katkı sağlayarak farkındalığımızı artırmıştır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasında afet yönetiminin toplum için önemine değindi. Gençlerimizin arama kurtarma faaliyetlerine olan ilgisinin her geçen gün arttığını görmek bizi mutlu etmektedir. Gerek iklim değişikliğine bağlı klimatik afetlerin artışı, gerek de bölgemizdeki deprem riski nedeniyle afet yönetiminin önemi ön plana çıkmaktadır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak ülkemizdeki afet yönetimi sistemi içerisinde paydaşlarımızla birlikte sürekli bilgi, tecrübe ve kapasite artırımı için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak afet yönetimi alanına toplumun farklı kesimlerinin de katılmasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle ilkokul çağındaki çocuklarımızdan başlayarak üniversite gençlerimizi kapsayan toplumsal bir güç oluşturmayı hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturursak bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzlukları en az zararla atlatabiliriz. Bu nedenle ülkemizdeki yetişmiş insan gücünün artması özellikle müdahale aşamasında gücümüze güç katmaktadır. Geçen yıl ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizin bu yıl Türkiye'den Maltepe Üniversitesi'nde aramıza katılmasıyla uluslararası nitelik kazanması da bizleri sevindirmiştir. Umarız önümüzdeki yıllarda bu katılımlar artarak devam eder. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise konuşmasında arama kurtarma çalışmalarının önemini çok yakın bir geçmişte 6 Şubat depreminde tecrübe etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek bir kez daha böyle bir felakette karşılaşmama temennisinde bulundu. Arama kurtarma yarışmalarının bir sosyal sorumluluk projesi olarak da önemine işaret eden Amcaoğlu, 23 üniversitedeki yaklaşık 110 bin öğrencinin günü saati geldiğinde arama kurtarma faaliyetlerini yerine getirmek, bir sivil kuvvet olarak gelecekte yardıma koşabilecek bir planlamayı yaptığını kaydetti. Her ne kadar da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı her zamanki önemli misyonunu yerine getirse de ki teşekkür ederim şahsen bir aile bireyi olarak, bu ülkedeki en önemli ihtiyacı karşılayan, bu ülkedeki en önemli ihtiyacı karşılarken de bunu örgütleyen, örgütlerken de bunu bir yarışma ortamında daha ileri gitmesini sağlaması bizim için çok önemli. Devlet olarak da, hükümetler olarak da bu konudaki yapılanma devam ederken, hem araç teçhizat hem de personelin ihtiyaçları giderilirken şunu bilmeliyiz ki sadece kamu tarafı değil, bütün devlet kurumlarıyla birlikte bu konudaki hassasiyetini göstermek zorunda ve gereğini gününü geldiği zaman yerine getirmek durumundadır. Ki bugün buradaki yapılan yarışmalarda bunun bir örneğidir.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs arasında devam eden karşılıklı geçişlerin artmasıyla birlikte somut adımlar atmanın kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Sayın seyirciler, açıklamada Mete Ankara sınır kapısında yaşanan yoğunluğun nedeninin Rum tarafı olduğu ortadayken bu sorunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mal edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğuna işaret edildi. Kıbrıs Türk tarafının Metehan'daki yoğunluğu azaltmak amacıyla Hasbulat kapısının açılmasını teklif ettiğini belirtilen açıklamada Rum tarafı ise bu önerimizi Kıbrıs Türk halkına hizmet edeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir denildi. Dışişleri Bakanlığı yeni kara sınır kapıları açılması ve ara bölgede yapılması öngörülen projeler hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında devam eden karşılıklı geçişlerin özellikle son dönemde artmasıyla birlikte geçişlerde yaşanan izdiham ve gecikmelere bir çözüm üretilmesi ve geçişlerin çağımıza uygun, rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için somut adımlar atılması elzem olmuştur. Özellikle Metehan kara sınır kapısında Güney Kıbrıs Rum yönetiminden kaynaklanan eksikliklerden dolayı geçişlerin yavaş bir şekilde ilerlemesi üzerine Kıbrıs Türk tarafı konuyu iki taraflı geçiş kapıları teknik komitesinin gündemine getirerek Rum tarafına aktarmış ve ivedilikle çözüm üretilmesini talep etmiştir. Düzenli bir şekilde toplantılarını sürdüren Geçiş Kapıları Teknik Komitesi'nde konu görüşülmeye devam etmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılması elzem olan iyileştirme çalışmalarını beklemeksizin, karşılıklı geçişlerde her iki halkın daha çağdaş bir ortamda ve herhangi bir gecikmeye maruz kalmadan rahatça geçiş yapabilmelerini teminen Kıbrıs Türk tarafı Metehan Kapısı'nın ülkemiz bacağına ilave şeritlerle yolun iki yönlü genişletilmesini öngören projesini hali hazırda uygulamaya koymuş, çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Metehan kara sınır kapısında yaşanan yoğunluğun nereden kaynaklandığı ortadayken, bu sorunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mal edilmeye çalışılmasını kabul etmek mümkün değildir. Diğer yandan Kıbrıs Türk tarafı yeni bir öneri sunmuş ve Metehan'daki yoğunluğu azaltmak ve yeşil hat düzlüğü kapsamında ada içi ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yalnızca ticari araçların kullanımı için Hasbolat kapısının açılmasını teklif etmiştir. Önerimiz kapsamında taksiler, kamyonlar, kiralık araçlar ve turist otobüslerinin geçişlerinin Hasbolat kapısından yapılması öngörülmektedir. Rum tarafı ise bu önerimizi Kıbrıs Türk halkına hizmet edeceği gerekçesiyle kabul etmemiştir. Ara bölgede yapılması öngörülen diğer projeler hususunda ise yine iki taraflı teknik komiteler aracılığıyla çalışmalar devam etmektedir. Kıbrıs Türk tarafı ara bölgede yapılacak çalışmaların her iki tarafın yararına tarafların eşit katılımı ve katkısıyla yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bu ilke doğrultusunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilmesi öngörülen projelerde de eşitliğe riayet edilmesine ve tarafların eşit koşullarda katılım sağlayacağı projelere destek verilmesine özen gösterilmektedir. İki taraflı teknik komitelerin daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için Kıbrıs Türk tarafı komitelerde alanında uzman ve yetkili kişileri görevlendirmekte ve komite çalışmalarının devamı için gerekli titizliği göstermektedir. Komitelerin daha aktif faaliyet göstermesi ancak Rum tarafınca da yapılacak denk görevlendirmelerle mümkün olabilecektir. Kamuoyunun yalan ve dezenformasyon içerikli açıklamalara itibar etmemesi önem taşımaktadır. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Kıbrıs konusunda açıklama geldi sayın seyirciler. Güler bir kez daha Türkiye için Kıbrıs'ın milli bir mesele olduğunu vurguladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güler Kıbrıs meselesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Kıbrıs'ın milli mesele olduğunun altını çizen Yaşar Güler, Kıbrıs'a eşit ve egemen iki devletli bir uygulama olursa çözüm bulunabileceğini de vurguladı. Annan Planı referandumu dönemine atıfta bulunan Bakan Güler, Türk toplumu evet dedi, Rum toplumu ise büyük bir çoğunlukla hayır dedi. Bunun sonunda Avrupa Birliği hayır diyenleri üye yaptı. Bizim Türk kardeşlerimizi dışladı diye konuştu. Güler Kıbrıs'ta 50 senedir huzur olduğuna da vurgu yaparak Türk ordusu 1974'te oraya gitti. Aslında biz Rum tarafına da istikrarı getirdik. 50 senedir çatışma ve savaş olmadı. Hem kuzeye hem de güneye huzuru getirdik ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'da İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi'ne katılacak. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası da Türkiye tarafından gündeme getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi'ne katılacak. Zirvede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesine ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor. Zirvede ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası da Türkiye tarafından gündeme getirilecek. Yapılan açıklamada İslam dünyası ortak sınamalar karşısında birlik içerisinde hareket edebilmeli, güçlü ve kararlı bir tutum ortaya koymalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası Batı Trakya Türkleri, Kırım Tatar Türkleri ve Uygur Türklerinin durumları da zirvede Türkiye tarafından gündeme getirilecek. İslam düşmanlığıyla mücadele konusundaki görüşlerimiz aktarılacak vurgusu yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında uçakların kalkış yaptığı anlarla Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi ifadesi kullanıldı. Paylaşımdaki videoda uçakların kalkış yaptığı anlarla Akdeniz semalarında alarındaki görüntüleri yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Deniz Yıldızı Projesi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı Sayın Seyirciler. Projeyle çocukların sağlık ve büyüme gelişimi konularında oluşabilecek sorunlara erken müdahale edilebilmesi hedefleniyor. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların sağlık ve eğitim alanında gelişimlerini desteklemek için Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde Deniz Yıldızı Projesi hazırlandı. Projenin detayları ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Hasan Kılıç yaptığı konuşmada topluma hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de konuşmasının başında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin önemine vurgu yaptı. Dinçürek, Deniz Yıldızı projesine ilişkin bilgi de verdi. Covid döneminde küçük yaşlardayken evde uzun süre kapanarak bir hayat geçiren, arkadaş ve dış etkenlerden etkileşimi asgari düzeyde olan birçok çocuğumuz şu anda ya okul öncesindedir ya ilkokul çağındadır. Ve bu çocuklarımızın başta Covid'den, Covid dönemindeki sosyal izolasyonun getirdiği, ölüm korkusunun getirdiği, yaşam şeklinin değiştiği ortamlardaki etkileşimlerini de ölçebileceğimiz, normal gelişimleri, psikolojik gelişimleri, öğrenme becerileri ve bunun yanında fazla hareketlilik, öğrenme gerilikleri tümünü bir arada gözlemleyebileceğimiz, araştırabileceğimiz erken tanıyı koyup varsa gerektiren bir tedavi onu ortaya koyabileceğimiz bir çalışma oluşacak bu çalışma grubuyla. Ben ülkeye büyük bir hizmet getireceğine inanırım. Deniz Yıldızı Projesi proje sorumlusu Doçent Doktor Nilüfer Yüzoğlu da projenin teknik detaylarını paylaştı. Önce sağlık ve büyüme gelişimi için öğrencilerin boy ve kiloları ölçülecek ve standart büyüme eğrileriyle karşılaştırılacak. Varsa obezite ya da büyüme geriliği gibi sorunlar tespit edilmeye çalışılacak.
psikolojik gelişim süreci için de önce ailelerden bir anket doldurması istenecek ve bu ankette öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal durumları değerlendirilecek. Eş zamanlı olarak öğretmenlerle de birebir görüşmeler yapılacak ve bu görüşmeler sonucunda da öğrenciler hakkında bilgi, detaylı bilgi alınmaya ve öğrencilerin durumları değerlendirilmeye çalışılacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Nimet İlke Akçay da projenin topluma önemli hizmetler sunacağını belirtti. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri üzerinde çeşitli incelemeler yapılarak problemlerin önceden erken tanı yöntemleriyle tespit edilmesi ve gerekli görüldüğü noktalarda müdahale edilmesi planlanıyor ve amaçlanıyor. Sağlığı ve güvenliğinde taşeronun sorumlulukları konulu eğitim düzenlendi. Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışanları hayata bağlayan en önemli tedbirler olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, iş sağlığı ve güvenliğinde taşeronun sorumlulukları konulu eğitim etkinliği düzenledi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mimar Hasan Kolozali tarafından birlik üyelerine sunum yapılan etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı. Bakan Gardiyanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ifade ederek her çalışanın bir can taşıdığına işaret etti. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanları hayata bağlayan en önemli tedbirler olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, özellikle iş kazalarının en yaygın yaşandığı inşaat sektöründe taşeronların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Harun Şahin'i kabul etti. Türk Dil Kurumu'nun Türkçenin en iyi şekilde kullanılması adına Atatürk'ün hedeflediği çizgide çalışmalarına devam ettiğini belirten Töre, her zaman Türk Birliği'nden yana olduklarını belirtti. Dilimizin güzelliklerini. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Harun Şahin'i kabul etti. Kabulde konuşan Töre, Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu ifade ederek, dilde, fikirde, işte birlik şiarının hedef olması ve özellikle dilde birliğin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. Türk Dil Kurumu'nun Türkçenin en iyi şekilde kullanılması adına Atatürk'ün hedeflediği çizgide çalışmalarına devam ettiğine değinen Töre, Türk dünyası içerisinde Türkçenin yaygın halde kullanılması adına çalışmalara yön verilmesi gerektiğini söyledi. Son dönemlerde Türk dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin geliştiğini anımsatan Töre, her zaman Türk Birliği'nden yana olduklarını belirtti. Türkçenin kültür emperyalizmi altında ezilmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret eden Töre, Atatürk'ün bu nedenle Türk diline büyük önem verdiğini ifade etti. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Harun Şahin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdikleri eğitim programları hakkında Başkan Töre'ye bilgiler vererek Türk dilinin güzelliklerini anlatmak için uğraş verdiklerini söyledi. Menşe ismi korunmalı PDÖ ünür olarak hellim üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor sayın seyirciler. Bu çerçevede bilgilendirme toplantılarına yönelik çalışmalar sürerken 21 üreticinin PDÖ uygunluk sertifikası aldığı belirtildi. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı menşeyi korumalı ürün hellim tescilinde uygulama esasları konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı'nın toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık başkanlık etti. Üreticilere PDO hellim tescili sürecinde sofradan birincil üretime kadar geriye dönük izlenebilirliğin sağlanabilmesi için üretim sürecinde nasıl bir yol izleneceği anlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre yapılan çalışmalar çerçevesinde toplamda 21 üretici ise PDO uygunluk sertifikası aldı.
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, şeffaflık ilkesiyle çalışan komisyonun her geçen gün halkın güvenini kazanmaya devam ettiğini belirtti. Komisyonu ileriye taşımak en önemli hedefimizdir diyen Köseoğlu, geliştirilen web sayfasında geçmiş sınavlar ve çıkılan münhallerle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabileceğini söyledi. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun algı analiz raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Repkoşa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, halkın güvenini kazanma hedefinde olduklarını belirtti. Onun için Kamu Hizmeti Komisyonu'na önce halkın, vatandaşın güven duyması gerekir ilkesinden hareket ederek, biz kamuoyunun güvenini nasıl kazanabiliriz diye düşündüğümde, önce dedim ki, şeffaf olacak, her şeyi paylaşacak, hiçbir şeyi gizlemeyecek. Ki insanların kafasında bir soru işareti varsa aydınlansın ve Kamu Hizmeti Komisyonu'na güveni daha fazla olsun, artsın, var olandan daha üste çıksın. Bu doğrultuda web sayfalarını yenilediklerini, sınavlara ilişkin bilgileri paylaştıklarını kaydeden Köseoğlu, sınav merkezlerinin 24 saat kayıt altında olduğunu belirtti. Online başvuru sisteminin açıldığını dile getiren Köseoğlu, önceleri Karpaz'dan gelip Repkoşa'ya başvuru yapmak zorunda kalınıyordu. Şimdi online başvurular yapılabiliyor ifadelerini kullandı. Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kamu algısına yönelik anket çalışması yaptırarak eksiklikleri görebilmeyi hedeflediklerini de kaydetti. Köseoğlu'nun konuşmasının ardından anketi yapan danışmanlık şirketi yetkilisi Nihal Öztürk sonuçları basın mensuplarıyla paylaştı. Öztürk, analiz sonuçlarına göre komisyonun algısının oldukça iyi seviyede olduğunu gördüklerini belirtti. Gördüğünüz gibi %65'in üzerinde adil olduğunu düşünüyor insanlar. Şeffaflığa dair ise bir tık daha yüksek çıktı sonuçlarımız. Toplamda %67.23 olumlu olarak gösterdi. Genel kurumsal itibar ve imajın 5 üzerinden değerlendirildiğini ifade eden Öztürk, buna göre güvenilirliğin 4.08, şeffaflığın 3.88, adilliğin 3.87, kurumsallığın 4.12 ve veri güvenliğiyle gizliliğinde 4.02 çıktığını, bunun da yüzleri güldüren oranlar olduğunu kaydetti. Posta Dairesi Müdürlüğü'ne Yakup İskender atandı. Bayın Direkt Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yakup İskender'i kabul ederek kendisine atama kararnamesini takdim etti. Bayın Direkt Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta Dairesi Müdürü olarak atanan Yakup İskender'i kabul ederek kendisine atama kararnamesini takdim etti. Bakan Arıklı, Posta Dairesi'nin bakanlık bünyesindeki en eski kurum olduğunu, ancak daireyi çağımızın gereklerine uygun bir şekilde geliştirmek için bazı adımlar attıklarını belirterek Yakup İskender'e yeni görevinde başarılar diledi. Telsin Frizon 10. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsin İşbirliği'nde düzenlenen ve içindeki yeteneği keşfet sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Telsin Frizon 10. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri Telsim Ortaköy Genel Merkez binasında düzenlenen törenle verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim İşbirliği'nde düzenlenen ve içindeki yeteneği keşfet sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya 25 liseden toplam 29 grup katıldı. Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topeloz'un, gençlerin kültürel ve müzik alanında etkili olmalarının önemine işaret etti. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüzse, gençlere ve kadınlara yönelik yatırım yaptıklarını ve bundan sonraki yıllarda da yatırım yapmaya devam edeceklerini aktardı. Metkin Genel Müdürü Engin Yeşilada da organizasyonun gençlerin sanat yolunda hedefleri için çok faydalı olduğunu söyledi. Ödül töreninde kazanan tüm öğrencilere ve okullara hediyeleriyle birlikte sertifikaları da takdim edildi. 12. Mor Menekşe Enginar Festivali dün akşam başladı. Ayrıntılarına bakalım. Mor Menekşe Enginar Festivali'nin 12.si dün akşam başladı. Köy meydanında gerçekleştirilen renkli korteje başlayan festivalde ilk kez dilek ağacına dilekler asıldı. Ardından festival alanında görkemli etkinliklere yer verildi. Açılışı yapılan 3 ayrı sergide Kıbrıs tarihinin geleceğe taşınması için özenle hazırlanmış el işleri sergilendi.
Alana kurulan standlarda gerek enginardan yapılan yiyecekler gerekse Kıbrıs kültürünü yansıtan ürünlerin satışı yapılıyor. 3 gün sürecek festivalin kapanış gecesi olan pazar akşamı ise Türkiye'nin sevilen gruplarından Ayna sahne alacak. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtınalı hava bu akşam 21'e kadar etkisini sürdürecek sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi yarın ve pazartesi günü ise sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi yarın ve pazartesi günü yağmur beklendiğini belirtti. Daireden yapılan açıklamada bölgenin 4 ila 10 Mayıs tarihleri arasında alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi. Hava bugün parçalı ve az bulutlu, yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Dairesi ayrıca dün gece başlayan rüzgarın 24 saat boyunca şiddetini artırarak 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Haberlerimizi noktaladık. Bölgelere göre ayrıntılı bir şekilde hava durumuna bir kez daha göz atalım. Ardından gazete manşetleriyle karşınızdayız. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava bugün az bulutlu, yarın çok bulutlu, bir ara gök gürültülü, sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer çok kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 28, Girne'de 26, Alevkayası'nda 24, Güzelyurt'ta 31, Gazimosa'da 30, Lefke'de 27, Yenerenköy'de 24, İskele'de 29 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 14, Girne'de 13, Alevkayası'nda 12, Güzelyurt'ta 11, Gazimosa'da 15, Lefke'de 15, Yenerenköy'de 14, İskele'de ise 14 derece dolaylarında seyredecek. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 27, Girne'de 23, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 26, Gazimosa'da 27, Lefke'de 23, Yenerenköy'de 22, İskele'de 26 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün az bulutlu, yarın etkili sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 5 ile 6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba, yer yer çok kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği ise 3 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Sabah haberden bir kez daha mutlu sabahlar diyelim ve haberlerimizin hemen ardından gazetelere geçelim. Vatan'la başlıyoruz. Sallanıyor başlığını kullanıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın değerlendirmeleri yansıyor Sayın Seyirciler Vatan Gazetesi'nden bugün. Erhürman kendine hükümet diyen yapı sallanıyor. Her an her şey olabilir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman ülkenin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, yoksulluğun üstüne yokluk da eklendiğini söyledi. Erhürman, CTP bir cumhurbaşkanı adayı göstermelidir ve o seçimi de kazanmalıdır. Kimin aday olacak meselesini henüz masaya yatırmadık. Şu anda kendine hükümet diyen yapı zangır zangır sallanıyor. Ne gün düşecek, ne gün kalkacak, ne gün kabine değişecek, her an her şey olabilir diye konuştu ve cumhurbaşkanlığını ve müzakereleri çok önemsediklerini vurguladı. Erhürman, bir yandan bu memlekette hükümet meselesini çok önemsiyoruz, memleket çok ciddi sorunlarla karşı karşıya dedi. Yoksulluğa, yokluk sorununun da eklendiğinin altını çizen Erhürman, bir şeylerin her gün daha da kötüye gittiğini
vurguladı. Memlekette özgürlük atmosferinde de zedelenmeler olduğunu söyleyen Erhürman, yoksulluk sorunundan örnekler verdi. Eğitimdeki sorunlardan da söz eden Erhürman, kamu okullarındaki durumunda, özel okullardaki durumunda ortada olduğunu ifade etti. Vatan Gazetesi bu başlıkla yansıtıyor Erhürman'ın açıklamalarını. Halkın Sesi Gazetesi'ne bakacağız şimdi. Halkın Sesi Gazetesi üst düzeyde 26 şüpheli diploma. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, müdür ve müdür muavini sınavına katılan 26 kişinin sahte diploma skandalıyla öne çıkan üniversiteden diploma sunduğunu açıkladı ve bu yönde polisle işbirliği içerisinde soruşturma yaptıklarını vurguladı. Üst düzey sınava katılan 100 kişiden 26'sının komisyona Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması sunduğunu anlatan Köseoğlu, bu kişilerin böylece 100 üzerinden 4 kriter puanı almaya hak kazandıklarını belirtti. Köseoğlu, diplomada bir sorun varsa diploma nedeniyle verilen puanın devre dışı bırakılacağını ve konunun yargıya taşınacağını söyledi. Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu düzenlenen basın toplantısıyla açıklanmıştı sayın seyirciler. Üst düzeyde 26 şüpheli diploma başlığı yansıyor gazetenin manşetinden. Yeni Bakış gazetesine geçelim. Gazete tecavüzün detayları kan dondurdu başlığıyla yansıtmış. Ülkemizde hızla değişen nüfus yapısıyla birlikte tıpkı diğer kriminal suçlarda olduğu gibi cinsel suçlarda da patlama yaşanıyor. Son olarak Girne'de 5 kişinin bir kadına tecavüz ettiği iddiaları gözlerin yeniden bu tarz suçlara çevrilmesine neden oldu. Girne'de yaşandığı iddia edilen toplu tecavüz iddiasıyla birlikte gündem yeniden cinsel suçlara çevrildi. Ülkeye turist olarak gelen 5 kişinin bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla başlatılan mahkeme süreci gündemden düşmüyor diyor ve iddiaları da aktarıyor Yeni Bakış gazetesi. İddialara göre söz konusu 5 kişilik grup Türkiye'den turist olarak ülkeye geliyor. İlk olarak kazinolara giden ve büyük miktarlarda para kaybeden bu kişiler daha sonra bir eğlence mekanına gidiyor. Eğlence mekanında bulunan iki genç kıza yaşanan kişiler kızlardan birinin ayrılmasıyla yalnız kalan tek kıza sohbeti sürdürüyor. Aradan bir süre geçiyor ve bir tanesi telefonla arayarak mekandan ayrılan kız fenalaştı diyerek mekanda sohbet ettikleri kızı kaldıkları apartman dairesine götürüyorlar. Kıza sırayla tecavüz ettikleri yetmezmiş gibi bir de kameraya alıyorlar demiş ve mahkeme sürecine ilişkin bilgileri de paylaşmış. Konuya ilişkin Yeni Bakış. Avrupa'dayız. Kutlu Adalı basın özgürlüğünü kullandığı için katledildi. Gazetemiz basın özgürlüğünü kullandığı için iki kez bombalandı, iki kere kurşunlandı ve bir kere de linç edildi. Burada söz ve ifade özgürlüğünün kelle fiyatına olduğu bu olaylarla kanıtlandı. Gazetecilik bir ülkedeki egemen güçlerin gazeteye yazılmasını istemedikleri şeyi yazmak demektir. Bunun bedeli ağırdır ancak bu bedel göze alınmadan basın özgürlüğüne ulaşmak mümkün değildir. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksine dikkat çekildi gazetede ve bu başlıkla Kuzey Kıbrıs bu yıl 14 sıra birden gerileyerek 76'dan 90. sıraya düştü diyor gazete sayın seyirciler. Kıbrıs'a bakalım. Gazete Hedef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Başbakan Yunan Üstel'in imzalamış olduğu protokole ilişkin detayları paylaşıyor sayın seyirciler. Ve Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Yunan Üstel ile bir araya geldi Yılmaz diyor. Uluslararası ambargolara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dünkü görüşmede önümüzdeki döneme yönelik öngörülen ve öncelikler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonuna rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için yürütülen ortak çalışmaların değerlendirildiğini vurguladı. Başbakan Üstel, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin tarihi köklere sahip olduğunu belirterek dün ülkemizde üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin tonu hedefleyen bir soğuk hava deposunun inşa edilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladıklarını açıkladı. Narenciye gerçek altın değerine kavuşacak dedi.
Hemen altında Türk siyasetinin buna ihtiyacı var başlığı altında. Dün Türkiye'de gerçekleştirilen bir başka önemli görüşmeye ilişkin detayları paylaşıyor gazete. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin detayları paylaşıyor ilk sayfasından. Yeni düzene bakacağız. Üst düzeyde 26 şüpheli diploma başlığını görüyoruz. Sahte diploma soruşturması kapsamında. Yeni bilgileri paylaşıyor Yeni Düzen gazetesi. 4 ayda tezli diploma aldı. Sahte diploma soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı diyor. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları da paylaşıyor sayın seyirciler. Dün düzenlenen basın toplantısından notlar yansıyor. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun sınavları sonucu 2023 yılında 346'sı memur, 359'u öğretmen, 705 kişinin kamuda istihdam edildiği açıklandı. İlk ataması yapılan kamu görevlilerinde %72 kadın, %28 erkek oranı dikkat çekti. Son 3 yılda Kamu Hizmeti Komisyonu sınavıyla 899 memur, 992 öğretmen istihdam edildi. Bu süre zarfında 1229 kişi ise emekli oldu diyor ve istatistiki bilgilere de yer veriyor. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu toplantıda elde edilen bilgilere ilişkin. Diyalogdayız. 825 bin olmalı başlığını görüyoruz. Bu başlık altında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklamalarını görüyoruz. Şenkul çöp atıklarına dayanarak ülke nüfusu hakkında öngörüde bulundu. 825 bin olmalı. Sadece Girne'nin nüfusu 155 bin. Yeni bir konu tartışmaya açıldı. Alt başlıkları altında detaylar paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülke nüfusunu 410 binden 407 bine indirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülke nüfusunu çöp atıklarına göre bilimsel verilerle değerlendirerek 825 bin rakamından söz etti. Şenkul, Girne'nin günlük çöp atığının 160-170 ton olduğunu belirterek buna göre yaptığı hesapta kentin nüfusunu 155 bin olarak öngördüğünü belirtti. Kuzey Kıbrıs genelinde günlük çöp atığının ise 800 ile 900 ton arasında olduğunu ifade eden Şenkul, bu durumda ülke nüfusu için 825 bin rakamını öngörebiliriz dedi. Evet, diyalogla birlikte ülkemiz basınına noktayı koyalım. Çok kısa bir aranın hemen ardından Türkiye basınında manşetlere göz atacağız. Evet, Türkiye basınındayız. Sözcü gazetesiyle başlıyoruz sayın seyirciler. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler istedi? Dünkü görüşmeye ilişkin detaylar hemen hemen tüm Türkiye gazetelerinde ilk sayfada geniş yer buluyor sayın seyirciler. Vera'nın resmini gösterip babası Gezi tutukluları ve komutanlara özgürlük istedi başlığını kullanıyor. Erdoğan, Özel'in özgürlüklerle ilgili talebinin ardından konuyu Adalet Bakanı'na ileteceğini söyledi. Özel, olumlu sonuç beklediğini açıkladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirvede Özgür Özel, Erdoğan'a Gazi davasından tutuklu olan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın iki fotoğrafını verdi. Bir fotoğrafta Vera'nın babası hapse girmeden önceki hali, diğerinde ise bugünkü hali var. Özel, Vera'nın babası hapisteyken büyüdüğünü belirtip Gezi tutukluları için af talebinde bulundu. Özel ayrıca TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la hasta haklarla boğuşan hapishanedeki paşalar için de özgürlük istedi. Erdoğan olumlu yaklaştı diyor ve görüşmeye ilişkin diğer detaylarda yer buluyor Sözcü'de. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi, Batı'nın bize saldıracağını biliyoruz, dik duracağız başlığıyla Erdoğan'ın değerlendirmelerini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e ticareti durdurduğu için Batı'dan gelen saldırılara hazırlıklı olduğunu söyledi. Aldığımız bu karar nedeniyle Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz ama ben Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız ve mazlumların yanında olacağız dedi. Tek hedefimiz ateşkes. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müsiat heyetini kabul eden Erdoğan şu mesajları verdi. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Burada tek gayemiz vardır. Batı'nın askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese
zorlamak dedi. Hemen yanındaysa İsrail'e boş dönüyor başlığını görüyoruz ve İsrail Deniz Lojistik Şirketi Zimline'a ait Marla Tiger adlı gemi de dün Marmara'da yanaşacak liman aradı. Gemi kıyıya yanaşamayınca gemilik açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Marmara'daki limanlardaki durumun benzeri başka bölgelerde de yaşandı. Gemiler İzmir, Mersin'deki limanlara yanaşamadı diyor gazete. Haberin ayrıntılarını da yansıtıyor ilk sayfasından geniş bir şekilde. Hürriyete bakalım. Siyaset yumuşama sürecine girdi başlığını görüyoruz. Bu başlık altında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri özel görüşmesiyle ilişkin detaylar yansıyor sayın seyirciler. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz değerlendirmesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımızı söyledim ki Türk siyasetinin buna ihtiyacı var dedi. CHP Genel Başkanı Özel Erdoğan'la görüşmelerini Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olarak niteledi. Ana muhalefette iktidarın ve bütün partilerin birbiriyle konuşabilen, el sıkışabilen, her şeyde anlaşmak mümkün değildir ama tartışabilen bir çizgide kalmalarını son derece önemli buluyoruz değerlendirmesinde bulundu. Görüşmeye ilişkin hem Erdoğan'ın hem de Özel'in değerlendirmeleri Hürriyet gazetesinde geniş yer buluyor. Sabaha bakalım. Sabah gazetesi de aynı haberi siyasete bahar havası başlığıyla aktarıyor okuyucusuna sayın seyirciler. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in görüşmesinin detayları yansıyor. İkisinin yapmış olduğu değerlendirmeler de ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor Sabah gazetesinden. Bir başka başlıktaysa stokçuya, fırsatçıya misliyle ceza başlığını görüyoruz Sabah gazetesinde. Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan fırsatçılar yandı diyor gazete haberinde. 10 kat ceza, 6 gün kapatma getiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fahiş fiyatla mücadelede daha sert tedbirler devreye alınıyor. AK Parti'nin meclis başkanlığına verdiği yeni teklifte her bir aykırı işlem için 100 bin Türk lirasından 1 milyona kadar idari para cezası uygulanacak. Stok yaparak tüketicinin mala ulaşmasını engelleyen, piyasada fiyatları yükselten işletmelere de her bir aykırılık için 1 milyon Türk lirasından 12 milyona kadar para cezası kesilecek diyor. Ve bu uygulamanın ne zaman olacağına ilişkin detayları da paylaşıyor Sabah gazetesi. Cumhuriyet'e bakalım. Yumuşama manevrası başlığını görüyoruz. Yine bu başlık altında da Erdoğan özel görüşmesinin detayları yansıyor. Not aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan CHP lideri Özel. Gündemdeki konuları görüştüklerini belirtti. Özel kendisi dinledi. Heyetteki arkadaşların not aldı dedi. Anayasa konusunda ise içeriğin konuşulmadığı öğrenildi diyor. Ayrıntılar iç sayfalarından detaylı bir şekilde yansıyor Cumhuriyet gazetesinden de. Milliyet gazetesi de aynı haberi hemen hemen tüm gazeteler gibi ilk sayfasında manşetinden geniş bir şekilde aktarıyor. Siyasette yumuşama dönemi başlığını kullanmış Milliyet gazetesi görüşmeye ilişkin aktarmış olduğu haberde. Seyirci kalamazdık başlığı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e ticari ilişkileri değerlendirdi diyor bir başka haberde. Buna bakalım sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e ticari ilişkilerin tamamen durdurulmasına ilişkin İsrail şu ana kadar 40-45 bin Filistinli'yi acımasızca öldürdü ve bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Aramızda 9.5 milyon dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu kapıyı kapattık yorumunu yaptı ve dünyada ses getirdi başlığı altında. Türkiye'nin İsrail ticareti durdurma kararına geniş yer ayıran BBC iki ülke ticaretinin neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Erdoğan'ın Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı. Guardian gazetesi ise hamlenin iki ülke arasında gerilimi artıracağını yazdı diyor. Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurmasına ilişkin haber yine Türkiye gazetelerinin de hemen hemen hepsinde yer buluyor sayın seyirciler. Milliyet'in ardından akşamdayız.
yumuşama dönemi başlığı altında yine Erdoğan özel görüşmesinin detayları yansıyor. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretiyle ilgili siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de ilk fırsatta bu ziyaretin karşılığını yapacağım değerlendirmesinde bulundu Akşam gazetesinde de. Türkiye gazetesi, iş dünyasından İsrail'e ambargoya tam destek. Mazlumun kanı paradan değerli başlığıyla yansıyor. Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri sonlandırma noktasına gelmesine ilişkin detaylar bu başlıkla yansıyor Sayın Seyirciler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin değerlendirmeleri geniş yer buluyor. MÜSİAD, ASKON ve İTO gibi iş dünyasına öncülük eden kuruluşlarsa Türkiye'nin İsrail'e karşı attığı adım dünyaya örnek olmalı değerlendirmesinde bulundu diyor gazete. İTO Başkanı Avdagiç, masumların hayatı söz konusuyken ticaretten söz edilemez dedi. MÜSİAD Başkanı Asmalı, İsrail'e ticareti kesmek ekonomik kayıp değil, İnsani kazanımdır. Vicdan sahibi ülkelerde benzer adımlar atmalı diye konuştu. ASKON Başkanı Aydınsa, bakanlığımızın kararını destekliyor ve yerinde buluyoruz yorumunu yaptı. İş dünyasından konuya ilişkin değerlendirmeler yansıyor. Türkiye'nin İsrail'e ticari ilişkileri noktalamasına ilişkin Sayın Seyirciler, Türkiye gazetesinden. Evet. Gazeteleri de burada noktalıyoruz. Sabah haberi de sonlandırıyoruz. Saat 11'de gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.